Kal bir varmış bir yokmuş. Kal ortalık yaz, havalar sıcak, ortalık ateş gibi yani. Cıncık gibi güzel bir gün, hacı leylek havada, yumurtası tavada, ormanda yaşayan hayvanlar, kuşlar, böcekler sıcak yaz mevsiminin kal tadını çıkarıyorlarmış. Zaten bez sıcağı görmesinler, illeme çıkıcılar. Yazın yiyecek bulmakta sıkıntı çekmiyorlarmış çünkü. Yeşillik var, zehter var, nehne var, banadura, zalatalık her şey var. Tembellik yapıp şarkı söylemeyi çok seven çekirge için sıradan bir günmüş. İde bak sen. Kalbir ağacın gölgesinde oturup topladığı bitki köklerini aynı hüt gibi yiyormuş. Bir yandan da şarkı söylüyor, bir dakika bile hüsmüyormuş. İtaş kalaya bayak, olur mu? De hadi bakayım. Sanki dersin 10.000 dönüm tarla sahibi. Dehkam. Çekirge kulakları hış eden sesiyle şarkısını bitirdiğinde bir ses duyuyor. Sesin nereden, kimden geldiğini anlamak için altında durduğu ağacın dallarına sıçrayık hızlıcana. Biraz ilerisinde bes büyük bir karınca tabbası Oğuzhan yokuşundan çıkar gibi afaradan geliyorlarmış. Hepsi şafra gibi maşallah. Karıncalar kendileri kutluk fisfis ama bes büyük tohumları, ağaçlardan dökülen kurum meyveleri antız ata ata taşıyorlarmış. Baksanıza iflahları kaymış, ellengeç gibi yampel yampel yürüyorlar. Çekirge ağacın dalından geri sıçramış aşağı. Şaşkın şaşkın uzaklaşan karınca sürüsüne bakık. Lan şu karıncaları hiç anlamıyorum. Deh o deh çalışıyorlar yani ne olur, ne olur, ne olur. Ahalev tam bu sırada kendisine doğru gelen küçücük bir karınca görük. Küçük karınca kendisinden kat kat büyük bir çekirdek tanesini taşımaya çalışıyormuş. Lahme. Tam çekirgenin yanından geçerken karınca sırtında taşıdığı çekirdek tanesini yere düşürük. Biraz da dinlenmesi gerekiyormuş tabi hışı çıkıyor baksanıza. Kendi içinde mana olur zati. Çekirge behlül behlül karıncaya bakır. Ne yapıyorsun ya kay? Evi mi taşıyorsunuz yoksa sabah ya fettah ya rızık? Yok. Yoksa ormana bir felaket gelecek ondan mı kaçıyorsunuz ya kay? Yok. Hakikat, ne yapıyorsunuz o zaman ya koy? Evimize yemek taşıyor. He anladım, akşama kalabalık misafiriniz var. Yok amma oğlu yok. Kış için zahramızı biriktiriyor. Daha biberi çektirecek, salça yapacak, hedik kaynatacak, düberke pişirecek. Kış için zahranızı mı biriktiriyorsunuz? Niye ki ne? Daha kışa çok var. Ne bu talaş yani ne olur ne olur? Bak ya koy, gezin, tozun, eğlenin, şu yaz günlerinin tadını çıkarın ya. Yo kış gelince ne yapacak peki? Zaten gümrük de kapalı, evde hasir mi yiyek, çalıkçılık mı yapak? Onu kış gelince düşünürüm ya koy. Şimdi ortalık yaz, her yer bol bol yiyecek dolu. Karınca bu tembel çekirgeyi daha fazla dinlemek istemeyik. Çekirdeğini yüklenik yoluna devam edik. Sıcak yaz mevsimi devam ederken karıncalar kan ter içinde yuvalarına zahralarını taşıyıklar. Çekirgede bol bol yemek yiyik, gezik, eğlenik, şarkılar söyleyik, göle tumuk, yıkış yapık, sallangaç sallanık. Aha sonunda kara kış gelip kapıya dayanık, ortalık savuk, yani anlayacağınız eddünya berdi Süleyman. Karınçalar bir sabah uyandıklarında yuvalarından dışarı kafalarını çıkarıp bir bakıklar, lame. Ada Bucak, Gültepe, Esentepe, Cirmide, Tizin, Keferade, Mıhırşemes yani bütün Reyhanlı hatta bütün Hatay karla kaplanmış. Akislik bu ya, bizim çekirge ise kal günlerdir ağzına bir lokma bile koymayık. Ya ohi! Çünkü tüm bitkiler karların altında kalmış. Soğuktan aynı pancar motoru gibi titriyormuş. Şarkı söyleyecek hali bile kalmayık. Karların üstünde zor bele yürüyormuş. Birden aklına sıcak yaz günleri gelik. Ne güzeldi o günler. Her yer yemek doluydu. Karnım tok, neşe içinde şarkılarımı söylüyordum. Tam o sırada aklına şu bizim karınca gelik. O bütün yaz yuvasına yiyecek taşıyıktı. Ondan biraz ödünç yiyecek isteyim diye düşünük. Sonra bu düşüncesinden vazgeçik. Çünkü yazın karıncadan acayip taşkala geçikti. Şimdi kendisine hiç yardım eder mi? Ebeden, mümkün değil. Çekirge açlıktan ve soğuktan yürüyemeyecek duruma gelik. Artık hışı çıkır. Lan oğlum, şimdi gurur yapmanın sırası değil, ya çatar ya batar. Deyik, karıncadan yardım istemeye karar verik. Doğruca karıncaların yuvasına gidik, belki verirler biraz hedik, kafasına eğik, yuvanın kapısından aşağı seslenik.
Ehlen şibab, lütfen yardım edin, kimse yok mu? Kim o? Karınca kardeş, ben geldim ya hay. Benim bu çekirge. Allah'ı halik beni içeri alın. Allah çıkıyor, ben içeri gireyim, bir şey istemiyorum. Hıtyariçe karınca ve diğer karıncalar yuvan ağzına gelip kapıyı açmışlar. Çekirge soğuktan ve açlıktan karların üstüne bayılık öylece yatıyormuş. Karıncalar hemen bunu hışkış çekirgeyi kaldırıp yuvanın içine taşıyıklar. Çekirge soğuktan haşa dolu. Sıcak yuvanın içinde çekirge kendine gelmiş. Ona bir sülahiye su ve birkaç sokum yiyecek verikler. Cahman gibi yiyik. Kuser sabunundan da bir güzel yıkanık. Kaçak çayını da içik. Aslı zetten güzel bir zetlenik. Akşama da 2 kilo müşebbek döktürükler. Artık kendini daha iyi hisseden çekirge Hıtyariçe karıncaya teşekkür ettikten sonra bizim küçük karıncanın yanına geldik. Size çok büyük haksızlık ettim yahoy. Siz bütün yaz çalışırken ben oturup şarkı söyledim. Üstelik sen beni uyarmıştın. Ama ben seni dinlemedim, tınlamadım. Alleklik yaptım, taşkala geçtim. Çok pişmanım yahoy. Hocam, sen de amma sattosun. Bu sana büyük bir ders olsun. Biz de biliyoruz bütün yaz gezip eğlenmeyi. Ama ileriye düşünmek zorundayız. Eğer yazın zahramızı biriktirmeseydik, şimdi senden aynı durumda oluşuduk. Neyse, ayrılma vakti geldiğinde karınçalar mıhrızlık yapmayıklar, çekirgeye bir miktar kendi hıssalarından yiyecek verikler, daha ne yedik ne içtik. Her şey için teşekkür ederim yahoy. Benim hayatımı kurtardınız. Bunu hiç unutmayacağım ve bundan sonra feleği gelse tembellik yapmayacağım. Deyik ve mutlu mesut bir şekilde kıllı'lanın gidik. Ama ne hikayeymiş.